Masa emekçileri, kıymetli Urfa halkı, hepinizi sağlık emekçileri adına saygıyla selamlıyorum. Bugün tam olarak 27 haftadır Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile birlikte yürüttüğümüz vergide adalet eylemimizi gerçekleştirmek için burada bir arada bulunmaktayız. Sağlık emekçileri ciddi vergi yükü altında ezilirken milyon dolarlık şirketler ya vergi vermekte veya da vergi borçları silmektedir. Bizler daha henüz maaşımızı almadan 135'e yakın vergi kesitlerine maruz bırakılıyoruz. Elbette ki her yurttaş gibi biz de vergimizi vereceğiz tabii ki. Ancak bu vergi şeklinin daha adil olmasını talep ediyoruz. Ve bu yüzden talebimiz vergi diliminin her ay sabit olması ve 115'te sabitlenmesidir. Şimdi sizlere ortak hazırladığımız basın metnini açıp paylaşıyorum. Basına ve kamuoyuna. Çalışanları yoksullaştıran hükümet, gelir ve vergi adaletsizliği arttırdıkça küresel sermayeden övgüler alıyor. Bugün 11 Eylül 2004 Çarşamba. 27 haftadır tüm sağlık çalışanları ve vergi mağduru halkımız için vergide adalet eylemlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Küresel sermayenin derecelendirme kuruluşları, hükümetin yüksek faiz çalışanlarının gelirini ve zorunlu temel tüketimini düşüren ekonomi politikalarının överek Türkiye'nin kredi notunu arttırmaya devam ediyor. Fakat emeğiyle geçen halkın giderek düşen geliri ve satın almada yaşadığı zorluklar tahmin edilemez hale gelmiştir. Hükümetin geçen hafta kamuoyuna açıkladığı 3 yıllık orta vadeli programda bir yandan enflasyon düşüreceği, öte yandan büyümenin devam edeceğini çizgisi dikkat çekicidir. Enflasyon bu yıl %41,5'a, 2025'te %17,5'a, 2026'da %9,7'ye düşüreceğini iddia eden hükümetin 2021 tarihli orta vadeli programda 2022 yılı için %10'luk bir enflasyon hedefi koyduğunu fakat enflasyonun şahlanarak 167'e çıktığını hatırlatmak isteriz. Orta vadeli programda çalışanların gelir kayıplarından ve yüksek vergilerden hiç söz edilmezken hükümetin aslında hangi kesimlere aka çıktığı anlaşılıyor. Sabredin, az kaldı, her şey düzelecek söylemleriyle kamuoyunda yaratmak istenen algı, yaşanan derin yoksulluk ve gerçeklikten uzak enflasyon beklentileri ile halk nazarında etkisini yitirmiş, hükümetin kredi notu sıfırlanmıştır. Türk İstatistik Kurumu 2023 verilerine göre toplumun %31'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Birleşmiş Milletler 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nda ülkemizde 5 yaş altı çocukların %5,5'unda bodruk olduğu belirtilmektedir. Yeni eğitim öğretim yılı derin yoksulluğun yaşandığı ortamda başlarken okula giden çocukların temel gereksinimi olan yeterli ve dengeli beslenme sorunlarının sağlık çalışanlarının önemli bir gündem olacağını düşünüyoruz. Toplumun sağlıklı yaşam hakkı, temel besinlere ulaşma, yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı barınma, temiz içme ve kullanma suyuna erişme, giyinme, ısınma, yıkanma, temiz bir çevrede yaşama gereksinimlerini derin yoksulluk nedeniyle karşılamamaktadır. Bunlar olmadan sağlıklı yaşamdan bahsedemeyeceği açıktır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bu adaletsiz ve eşitsiz düzene itiraz etmesinin mesleklerinin bir gereği olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ücretlerimizden yapılan yüksek vergi kesintilerinin yarattığı adaletsizliğe karşı 27 haftadır sürdürülen mücadele bu haftada devam ediyor. Bu adaletsiz vergi uygulamasına karşı her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla %15 vergi kesintisi oranlarının hayata geçirilmesi temel talebimizdir. Tüm çalışanları bu derin yoksullaşmaya, gelirde ve vergide dayatılan adaletsizliğe karşı ses vermeye, her çarşamba günü yaptığımız direnlere katılmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına.